Bırak şimdi camları. Al şunu giy. Senin bedeninde bir müşteri ısmarladıydı. Buraya gelemeyecekmiş. Senin üstünde bakacağım. İhsan amca, bunu kim giyer ki buralarda? Müşteri de sana mı soracak be? Allah Allah. Giy. Ne bakıyorsun kızım? İşim gücüm var benim. Hadi. Rahat ol kızım. Ustadan utanılmaz. Ben senin baban yaşında adamım. Aman da pek güzel yakışmış. Sana da böyle güzel elbiseler dikelim. Kaldır evladım kollarını. Koltuk altı açıklığını ayarlayayım. Şimdi öbür kolunda. Kıpraşma kız. Yine batacak. Şahide. Kız sevmedin mi sen işi? Yok abla. Nasıl terzi? Nasıl olsun? Şahide, bizim kısa yoldan para kazanmamız lazım. Benim kafamda bir fikir var ama becerebilir miyiz hiç bilmiyorum. Neymiş be? Sen yarın işe gideceksin mi? Cumartesi bu İzmir'e mal almaya gidiyormuş. Açmayacağız yarın. Şimdi bu iş için iki kişi olmak lazım. Senle ben iki kişi. Böyle daha ciddi görünsün diye. Bu gerizekalı Sema'dan kıyafet falan alalım. Böyle kişi kadını gibi görmek için. Abla ne yapacağız bir söylesene. Abla söylesene ne yapacağız? İyi günler hanımefendi, merhabalar. İyi günler. Biz evlerde hijyen problemine son veren çok verimli bir sistemi tanıtmak üzere buradayız. Yaptığımız iş basit bir temizlik işi değil. Yapılan araştırmalara göre bir evde 2000'den fazla mikrop bulunmaktadır. Bizim sahibi olduğumuz sistem bu miktarı 300'lere, 200'lere kadar düşürebilmektedir. Ki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının çok çok altındadır. Yani ortadaki rakam 500 iken biz onu 200 mikrop çeşidine indirebiliyoruz. Allah Allah. Özel bir ilaç mı kullanıyorsunuz? Pek tabii efendim. Pek tabii. Laboratuvarlarda el değmeden üretilen doğal temizlik malzememizi kullanıyoruz. Ha, tamam da benim bir temizlikçim var. Siz bana o ilaçtan verin. Ben kadına kullandırırım. Ha, yok. Onu, şimdi bir tek biz kullanabiliyoruz onu. O şirketin şeysi olduğundan onu veremiyoruz tabii. O, olmaz. Anladım. Olmaz ama benim temizlikçime ayıp olur Sümrü Hanım'a. Bak, siz şu eve gidin. Mehpare Hanım var. Mehpare Hanım'ın yardımcısı yeni ayrıldı. Siz mutlaka alın. Hangisi be? Şu mu? Evet. Heh. Oldu. İyi günler o zaman size. Afiyet olsun. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim. İyi ki geldin. Çok özlemiştim seni. Ulan ne işin var gene senin burada? Daha gideli kaç gün oldu? Sınavlardan önce bir hafta ara verdiler baba. Ben de sınavlara burada çalışacağım. Oğlum otursana sofraya. Yok yok. Gideceğim hemen. Kulübe gidip arkadaşlarla buluşacağım. Bana ver. Hı? Geçerken şunu da alana bırakıver.
Hem gönlü olur kadıncağızın. Özledim oğlanı deyip duruyordu kaç gündür. Oo, Mekbahar Hanım'ın maaşına bayağı zam yapıldı herhalde he baba? Baksana bu seferki zarf bayağı yüklü. Evde tadilat mı ne yaptıracakmış? Allah'a şükür elime de yakınlarda epey bir para geçti. İyi. Bizi de görürsün artık değil mi? Ulan ne zaman eksik ettik senin arpanı? Nankör. Senin açlığınla 5 aile geçinir. 5. Ha. İyi tamam. Gösterin bakalım şu ilacı bana. Çok merak etti. Buyurun. Bunun böyle çok güzel nefis bir kokusu vardır. Yumuşatıcıya benziyor bu. Pek tabii ama aynı kökten gelen doğal ferahlık veren limon esansı bunda da kullanılmıştır efendim. Ama bildiğiniz gibi bu ürün çok farklı bir amaca hizmet etmektedir. Ev ortamında bulunan 2000'den fazla mikrobun... Uzatma. Hemen şuradan başlayın. Eğer sizi beğenirsem haftada 2 gün gelirsiniz. Hadi size kolay gelsin. Necati abi bak durum gerçekten ciddi ya. İki keklik bir kayada ötüyor. Kız tozutma kız, tozutma ya ıslak cama. Tozutma, tozutma şunu. Üf be, ne vuruyorsun pis şey lan benim temiz saçıma? Kızım niye pis olsun? Niye 2 su sildim ben bu camı? 2 su. Ya anlamıyor musun? Kadın bizi beğenirse haftada 2 gün alacağım demedi mi? Narin? Ne arıyorsun sen benim halımın evinde? Abi, 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 abi. Abla! Ay. Ya üf be Fırat abi, şurada 2 kuruş para kazanacağız biz. Ne geliyorsun ki sen şimdi? Ted, manyak mısınız kızım siz ya, kız? Ah Hacem! Gelemedim ya kız telaş eden bir türlü. Ay aman ne üzüldük, ne üzüldük. Ama bir yerde kurtuldum o hayırsızdan değil mi? Ah kadersiz görüneceğim benim. Orası belli olmaz. Ne demek kız orası belli olmaz? Daha nesi belli olacak? Kaçıverdiler ya o karıyla işte. Recep'im döndü burada. Recep içeride mi şimdi? E karı yatıyor hastanede. Hey tamam. E hadi gelin ben gene görüşürüz. Akşama ağzı açacak bir lokma bir şey yok. E ben gideyim de. Aa buna ne oluyor şimdi? Kız sen bunu temizliğe mi yolluyorsun? E okul ne oldu okul? Bütün kasaba seferber oldu bu okuyacak diye. Ne oldu şimdi? Sana ne be? Sana ne? Sana ne? Çık git şuradan. Çık hadi. Kız, çık. Kız. Terbiyesiz ayasız. Hadi karışmayın. Karışmayın biz de bir şey yok. Defolun gidin şuradan. Her şey müstahak size. Bak beş kargası. Hepsi. Bak hala kılacak. Bırak kız bir. Kız git. Hadi defol. Beş kargaları size. Kız abi ne yapıyorsun kadına be? Çalışacağız tabii. Aç mı kalacağız? Bırak kadını. Sana ne be? Yürü. Ablana bak. Hadi. Bana ne vuruyorsun? Hadi yürü. Yürü. Ablam ne ağlıyorsun gene ya? Ne üzülüyorsun? Ya Fırat abim senin ne paçoz hallerini gördü be. De çocukluktan beri. Buna mı üzüleceksin sen şimdi ha? Şadiye. Daha iyi mi hissettirmeye çalışıyorsun? Daha mı kötü hiç anlamadım yani. Ama hocam. Evde unutmuşum işte spor papuçlarımı. Girmesem olmaz mı? Çıkar o zaman ayakkabılarını, çoraplarını da açamış. Bir daha da hayatta unutmaz. Ama hocam. Çıkart dedim. Neredesiniz oğlum siz? 2 saat üstünüzü değiştiriyorsunuz. 20 tur atın ısının. Narin dur kızım. Gülmesenize. Evet arkadaşlar, geçin yerinize. Derse devam ediyoruz. (Gülüyor)
Küçükken aynısı misafirlikte benim de başıma gelmişti. Hatta annem o kadar utandı ki milletin ortasında bana bir tane tokat patlattı. Ben de o gün bugündür anneme inat hep böyle dolaşırım. Nasıl? Ufaklık bak. Bu okulda bir daha başın derde girerse direkt bana gel, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.